Mutlu günler sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün de her perşembe olduğu gibi konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam buyurun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Sağ ol. Afiyette misiniz? İyiyim. Sen de iyisin. İyiyim Allah'a şükür. Çok şıksınız her zamanki gibi. Evet. Ben artık 1,5 senedir size şıksınız demekten yoruldum. Bir kere de şöyle bir şey bir vaziyette gelin de hocam bugün olmamış diyeyim yani. Ne giyeyim, bir tişörtle mi geleyim? Tişört de olur. Tişörtle de gelirsem mevsimi olursa gel, ben tişörtle de çok program yaptım. Aslında olur, benim hoşuma gidiyor biliyor musunuz tişört. Kısa kol gömlek falan. Aynen öyle. Yani. Kısa kol gömlek sevmem erkekte. Kısa kolu ceketsiz giyse başım üstüne. Kravat, ceket, yani kostüm giyiyor, kısa kol gömlek. Ondan sonra konuşurken filan kollar böyle şey, patlıcan gibi dışarı. Demiyorum. Ben şöyle şurada dirsek üstü, yani dirsek hizasında şeyler vardır ya, yazlık gömlekler, evet. Erkekler giyer. Ben sevmem onu. Adam gibi uzun kollu giy, kıvır onu. Bence yani, o benim fikrim tamamıyla. Klas meselesi. Efendim? Doğru. Siz giyiyor musunuz hocam kısa kol? Evde giyerim. Ha, ama giyiyorsunuz yani. Ben sonuca bakarım. Şimdi bak, konuşturacaksın beni. Ben onu giyerim. Yani bu ameliyattan önce giyiyordum. Çünkü vücudum onu gösteriyordu. Neyi gösteriyordu? O gömlek vücudum, benim açılmasından keyif duyduğum bir vücudum vardı. Şimdi o vücut yeni yeni geri geliyor. Yani Arap Nuri'nin vücudu kısa kol gömlekle güzel oluyordu. Ama kertenkele hocam, Nuri neyle kısa kol gömlek giyecek? Ben, şimdi ben yeni yeni. Arabıyla kertenkelesiyle alakası yok benim söylemek istediğim, söylediğim şeyin. Sen kategorik yani. Olarak karşısın. Ben kategorik olarak karşıyım. Hele kertenkeleye tamamen karşıyım da öteki de yok, ötekine de karşıyım. Yani tişört tamam da gömlekte yok. Neyse boş ver. Boş ver. Bu kadar şey varken biz adamın gömleğinin kolunu. Şimdi kış günü zaten gerek yok çünkü kısa kol gömlek artık 6-7 ay giyemeyiz. Hocam siz şey ya arkadaşlar, bu ne oluyor, bu böyle Nuh tufanı gibi. Çok feci. Hocam evet. Şey, bana sıcak basıyor, size soğuk geliyor da ondan. Hayır, soğuk sıcak değil. Çok üfürüyor her mantilatör de ondan. Bir şey diyeceğim hocam, ne diyecektim? Aa, sizin şarkı nasıl yankı buldu öyle? Evet, birkaç gazeteci arkadaş da yazmış, sağ olsunlar. Güzeldi ama çok sesli. Ya ben ama yapma, o gün ben şarkı okuyacak halim yoktu. Yani nasıl oldu, ama nasıl hallendiniz. Ettik? Ya o neyse, şimdi enteresan olan, çok değer verdiğim, Türk müziğini bugün çok iyi okuyan bir sanatkar hanımefendi de düşüncelerini bildirdi. İyi okumuşum. Zor bir makam ve o makamın da zor eserlerinden biri. Bunu sazlar olmadan nasıl bu kadar güzel okudunuz dedi. Ben tabii çok keyiflendim. Oh! Ama ben dinledim sonradan. Bana göre olmamış. Ben onu evde okuyorum mesela. Dinledikten sonra kendim de okuyorum. Konuşun ediyorum. Hocam, siz şu şey bir asimetrik olmuş da sinirim bozuldu bakarken. Ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz beğendiniz ama Emel Sayın falan da mı aradı sizi ya da haber gönderdi? Yok, o şey mesaj çekti. Ha, mesaj mı çekti? Mesela o da defosuz okuyanlardan biri. Tabii. Çok. Hocam yapacağız mı? Yalnız başka bir şey oldu Türk müziği adına. Çok keyiflendim. Çok mutlu oldum. Nazlı Kanaat Hanım'la konuşma imkanı buldum. Öyle sonunda, mi? Sonunda, evet. Bana göre bugün Türk müziğini en iyi okuyanlardan biri. Ankara Radyosu sanatkarı. Çok istiyordum, çok istiyordum. Sonunda onunla konuşma imkanı buldum. Bir, onlar dışarıda tabii böyle piyasa CD'si falan yapamıyorlar. TRT'nin yasakları var haklı olarak. Ama özel bir
kayıt olan CD'sini de gönderecek bana. O da beni çok mutlu etti. Yani müzik bakımından bereketli bugün günler. Bugün belki yine bir aşka gelip okur musunuz acaba? Okurum. Vallahi mi? Evet. Ne var? Aa. Ya ben akşama kadar onlayım. Hocam herkes bir şarkı okumak istiyor. Gerçekten ne güzel bir şey. Akşama ya. Kadar dinliyorum, okuyorum. Dinlediniz mi okursunuz. Sonra iddianız yok. Yani ben okusam, yanlış yapsam, defolu bir vız gelir tırız gider bana. Benim bir iddiam yok. Ben müzisyen değilim. Hocam sizin iddianız olmasa da karşı taraf sizin iddianız varmış gibi algılayabilir. Algılamasın canım. Algılamasın. Ben ne dediğimden ama o gün yani mesela o gün biz değil. O gün biz daha rahat bir makam okuyabilirdik o sesle. Yani inişli bir makam. Uşak oldukça hocam bugün zor. Hangi makam gününüzdesiniz? Makamın günü mü olur ya? Ya bir hani olur herhalde ruh haline fiyagir olmaz. Kulağınıza ne gelirse Kürdili Hicazkar mesela. Evet, o rahat okunan bir makamdır. Tamam, bugün daha ileriki. O zaman öyle bir Kürdili Hicazkar akşam da ben Nazlı Hanım'ın bazı şarkılarını günde birkaç defa dinliyorum onun sesinde. Nazlı Kanaat Hanım'ın. Şeyi dinledim gene akşam. Necdet Tokatlıoğlu'nun bir şarkısı var. Bu ateşi sen yaktın içime. Gel de sen söndür. Nasıl okuyorum? Nasıl okuyorum? Evet. Güzel bir şarkının şeyi de. Şimdi önce işimize bakalım. Önce işimize bakalım tamam. Hocam. Aynen öyle. Bizi buraya şarkı dinlemek için hocam, izlemiyor o da, insanlar. Hayır, o da çok haklısın. Hayır, benim bir şikayet. Gayet tabii. Bir tat yani gayet, bütün izleyicilerimize gayet, de, herkese de, size de, bana ben da. Hayat coşkusu olan bir insanım. Hocam, hayatı maşallah. Ve insanları severim. Onun için müziksiz bir dünya yok. Böyle bir şey yok. İyisiniz maşallah hocam ya. Çok seviniyorum. Arap Nuri geri geldi. Aramız da çok iyi. Arap'la mı? Usulüne göre zıplıyor. Fazla ileri gitmiyor. Gayet güzel. Evet. Tehlikeli sıçrayışlarda bulunmuyor mu? Arap Nuri hiç belli olmaz. Arap Nuri. Arap Nuri geldi. Neyse hayırlısı Arap olsun. Nuri'yle hoş geldi aramız, hocam. Aramız çok iyi. İyi ki geldi diyelim. Hocam nerede kalmıştık? Bürüc suresinde mi? Hayır, yok, onu okuduk. Bürüc'ü okuduk sanırım. Okuduk, tinde kaldık. Evet. Ya gene bak. Bana hatırlatıyor. Hatırlamamı istiyorsun benden. Hatırlamamı istemiyorum. Sizi yokluyorum ne kadar takip ediyorsunuz diye. Siz farkında değilsiniz. Öyle vardır ya kadınların ufak ufak soruları. Acaba hani nerede kaldığımızı hatırlıyorum. Ama şaka yapıyorum hocam. Biliyorum nerede kaldığımızı da yani emin olmak için sizden size benimle destek istedim. Benimle hafıza yarışı haşa. Yapma sakın. Haddim değil zaten. Yani o benim bu olmayan hafızamla. Estağfurullah. Ama gerçekten öyle. Benimkisi çok şey. Hafıza yarışı yapma benimle. Herhalde iki şeyde aksama olursa ben öbür tarafa giderim. Biri hafıza, biri de spor yapabilme. Ha. Maşallah koşmaya da mı başladınız? Koşma demeyelim ona. Yürüyüş. Yalnız bantta ben eskiden 1,5 saat koşuyordum. 7-8. Şimdi 5,5'a kadar geldim. 45 dakikaya çıktım. Dün 45 dakika. 35-40-45. Çünkü dikkatli gitmem lazım. Yani doktorlar tamam dedi diye böyle bir yağma yok. Tabii. Mesela şınav yasağı vardı. Şınav bir aydan beri yapıyorum. Kaç tane? At binme yasağı kalktı. Hadi canım. Tabii ama yaşasın. At yok şimdi. Atı ayarlamaya çalışıyoruz. Benim at gitti biliyorsun. Çekelim hocam siz at binerken sizi. Bir atı bulalım. Hocam attan çok... Feray Kapıcıoğlu
Sağ olsun diye hayat ayarlayacak şeyde, diyor ya, bakalım. Bir yer vardı şimdi reklamın mı? Ya burada biraz ileride. Orada da var ha. Tabii orada. Orada. Siz ha, ama bunu var. Şeyde çekeceksiniz. Manejde çekeceksiniz. Arazide çekelim hocam istiyorsanız. Ormanda. Nereye çıkacaksınız orada çekelim. Tamam olur. Bence bir mahsuru yok ama atı bir bulalım da. Ben de bir bizim at gitti, Yusuf gitti. O atı bana hediye eden de rahmetli oldu. Enteresan bir şey. Yusuf gibi at mı giden? Yusuf'tu. İngiliz atı. Adı Yusuf'tu. Ay hocam o yani o kadar komik söylüyorsunuz ki bazı evet. Şeyleri. Hani gülmemek gereken durumlarda bile gülebiliyorum. Yusuf'tu. Çok kerataydı. Ya. Siz mi koymuşsunuz Yusuf adını? Bilmiyorum yani Yusuf da adı. Yusuf biz mi koyduk? Ve yoksa Hüseyin Bey bana verirken adı koymuş muydu ona? Yusuf enteresan bir attı. Tabii ben 10 ay bu ameliyat bilmem ne 10-11 ay at ne yapacak? Biz de verdik gitti. Şimdi yeni bir at lazım. Tamam. Onu ayarlayalım. Problem değil, ayarlanır hocam o. Siz istedikten sonra. İstemek ilk adımmış. Tin suresine başlayalım hocam hayırlısıyla. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla yemin olsun incire zeytine, Tur-i Sina'ya ve şu güvenli kente ki biz insanı gerçekten en güzel bir biçimde yarattık. Sonra devam et. Sonra da onu düşüklerin ve düşüklerin en düşüğüne, aşağıların en aşağısına çevirdik attık. Çevirip attık. Şimdi insan demek ki ya zirvede bir varlık ya da dipte. İnsanın hayvan olmak gibi bir şansı yok. Neden? Hayvan hayatın ona yüklediği görev neyse onu yapar. Aksatma yok. İnişi çıkışı yok. İhaneti yok. Dönekliği yok. Yani kobra yılanına hayat demiş ki sen zehir yapacaksın. Süt de içirsen zehire çevirir. Su da içirsen zehire çevirir. Hiç aksatmaz. Arıya da demiş ki sen de bal yapacaksın. Arıya da neyi yedirsen onu bala çevirir. Şimdi insanoğlu arıya sahtekarlığı öğretti mi? Öğretti. Çiçekten bal yapacak. Yaratıcı onu öyle donatmış. Ne yapıyor insanoğlu? Glikozu yediriyor ona. Yani insanoğlu öyle bir canavar ki bütün varlık alanlarını dejenere ediyor. Kendini dejenere ettiği gibi. İnsanoğlu bozuyor aslında bütün tabiatı. Gayet her şey tabii, tabiatta kendi dengesini. Gayet tabii yani o arıya, o mucize varlığa Allah ona vahyettim diyor. Enteresan bir şey. Yalnız arı için kullanılmıştır o tabir. Ona sahtekarlığı öğreten kim insan? Doymuyor. Koca koca iş adamı ya doymuyor. Nereye götüreceksin bunları? Bodrum'da adam bana yer satıyor. Tapu masraflarını da alıyor benden. Ne yer var ne bir şey var. 2 senedir dolandırıyor beni. Düşün ben 20 yıl avukatlık yapmış bir adamım. Yani bu ülkede. Evet. Şimdi söylesem gözlerin dışarı fırlar. Kaç para oldunuz? Rastgele isim de değil yani. Ha ismi ha. Neyse. Şimdi söylemeyeceğim. Yani söyleyin hocam yok. Başkalarını da dolandırır falan yani niye söylemiyorsunuz ki? Ya tabii siz bilirsiniz. Hayır zaten dolandırmış. Sonra öğreniyoruz. Ama neyse ben şimdi isim söylemeyeceğim. Vakti gelirse onu da söyleriz. Ama doymuyor insanoğlu. Bakın o hayvana, küçücük hayvana sahtekarlığı öğretti. Bal nerede? Bulun da yiyelim. Hocam burada yemin olsun incire zeytine derken ne kastediliyor? Şimdi bir defa yemin ileride söyleyeceği şeyin ki söyledi onu. İnsanın
en yüksek mertebelerde yaratıldı. Sonra kendi hataları yüzünden en diplere düştü. Onun önemini gösteriyor yemin. Bir şeye yemin ediliyorsa çok önemli demektir. İkincisi, zeytin ve incirin önemine temas. Kur'an multidimansiyonel dediğimiz bir kelamdır. Öyle tek mana, tek mana yok. Bakın, burada yemin iki fonksiyon icra ediyor, iki işlev icra ediyor. Birisi zeytin ve incirin önemini insan hayatında anlatıyor. Nedir zeytin ve incirin önemi? Gıda olarak. Bu küresel afetler kitabında biraz okumuştuk, orada geniş anlatılıyor. Şu zeytinin yalnız yaprağında, çekirdeğinde 30'u aşkın kozmetik madde var bir defa. O gıda tarafını, besleyicilik tarafını, vücuda kazandırdığı sağlık değerlerini bir kenara koyuyoruz. Zeytinyağı filan mucize diyorlar ya. Yalnız çekirdeğinde 30'u aşkın kozmetik madde var. Yaprağında, ağacında. Her gün zeytinin yeni bir takım değerleri keşfediliyor. Ve zeytin Kur'an'da çok geçiyor. Yani sadece burada değil. Tur-i Sina dedi burada. Tur-i Sina'da zeytinin ana vatanı bir yerdir. Yani Nur suresinde Tur-i Sina'yı zeytini besleyen coğrafya olarak da anacaktır. Ve şecereten tahrucu min Tur-i Sina ediyor. Zeytin için. Bir ağaç ki Tur-i Sina'da yetişir. İncir de öyle. Full gıda. Full gıda, yani içinde vitaminlerden, proteinden, yağdan, karbonhidrattan, amino asitlerden, insan vücudu için ne lazımsa hepsi var. Full bir gıda. Yani insan sadece incir yiyerek beslenebilir. Beslenebilir. Evet. Peki zeytin söyledin zaten. Nerede kaldı? Yani Kur'an-ı Kerim ne ziraat kitabıdır ne de fen bilimleri kitabı. Fakat esas hedefine yürürken, insanla Allah'ın diyalogunu, insanın ahlaki ve ruhi yapısını inşa etme hedefine yürürken, bu bilimlere de ufuklar açar. Mesela zeytin ve incirin önemine değiniyor. Bu şu demektir Kur'an semantiği ve diyalektiği açısından. Bunlarla meşgul olun ciddi biçimde. Mesela bu ileride gelecek. Kur'an taze et tabirini yalnız balık eti için kullanır. Öyle mi? Öyle. Ben bunu, Allah rahmet etsin, Profesör Recep Doksat Bey'le bir gün bahis konusu oldu. Benim babam yerine koyduğum bir insandı. Çok emeği var bende. Mekanı cennet olsun. Ha. Dedi ki, kırmızı et, sıfır yağlısını alsanız görüntü itibariyle, o sıfır yağlı etin de %40'ı en az yağdır. İki, kırmızı etin tazesi olmaz. Kesildiği anda bir mertebede bayatlık başlıyor. Balık öyle değil. Yani mesela taze et tabirini balık için kullanıyor. İnceleyin demektir bunu. Bunu inceleyin. Böyle ufuklar açar ama esas kendi yolunda yürür gider. Esas yolu, esas hedefi nedir? İnsanla
yaratıcının diyalogunu kurmak, ünsiyetini kurmak ve insanın ahlaki yapısını inşa etmek. Yani ahlaki yapısı bozuk bireyin ve toplumun Kur'an'a inandık demesi Kur'an'la alay etmekten başka bir anlama gelmiyor. Hazreti Muhammed'e inandık demesi de öyle, çünkü Hazreti Muhammed de ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim diyor. Diyoruz ki kardeşim, Resul-i Ekrem böyle diyor. Ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Sen Hazreti Peygamber'i niye Arap kıyafetlerinin öncüsü görüyorsun? Bunu söyledik. OÇ takımından birileri demiş ki, efendim pis Arap fistanı dedi. Ya Arap'ın fistanına ben pis niye diyeyim? Arap'ın fistanını din yapmayın demek başka bir şey. Pis fistan niye olsun? Tam tersine mis gibi giyiniyor adamlar ve en nadide kumaşlardan giyiniyorlar. Ben de oralara gidip kaldığım zaman ben de giyiyorum. Evet, aynen öyle söyledin zaten. Şort mort giyemezsin sabah. 2 saatte yapışır sırtına. Mecbursun o fistanı giymeye. Ve o nimet oluyor orada. Pis. Nereden çıkardın? Sen benim 70'e yakın kitabım var. Herhangi birinin bir yerinde pis Arap fistanı tabirini bul, ben o kitapları yakacağım. Şerefsiz alçak seni. Oradan bana gol atmaya çalışıyor. Namusu vicdanı yok adam. Şimdi Hazreti Peygamber ahlakın modelidir. Kıyafet modeli değildir. Tahalluk modelidir diyor eski fıkıh ustaları. Ahlaki kemaller modelidir. Teşekkül modeli değildir. Şekil modeli değildir. Şimdi bunu anlatıyorsunuz. Kur'an'ın hedefi de budur. Hazreti Peygamber'in insanlığa örnek olduğu alan da budur. Fotoğraf değil. Bakın bu ilk 4-5 ayeti Tin suresinin bunları bize hatırlattı. Devam edelim. İman edip barışa, hayra yönelik işler yapanlar müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır. Ha, demek. Böyleyken dini sana... Dur, orada dursun. Demek ki insan çok yüksek bir mertebede yaratıldıktan sonra düşüklerin en düşüğüne inebiliyor. Kendi hataları yüzünden. İstisna kimler? Barışa yönelik güzellikler üretenler ve iman sahipleri. Burada o mu yoksa dünyaya inme mi kastediliyor? Nerede? Burada. Ya öyle de yorumlamışlardır. Dünyaya... Yok canım, ben kimse bilmiyor bir şey. Hayır tabii kendisi... öyle de yorumlanmıştır. İşte Adem cennetteydi. En yüksek, en iyi yerdeydi. Oradan Adem'in kovulduğundan filan bahsedilen cennetin yeryüzünün dışında olduğunu gösteren bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Hubut-i Adem, hubut kelimesi kullanılmıştır. Mesela İsrailoğullarının çöle gönderilişlerine veya sürülüşlerine de hubut diyor Kur'an. İhbitu Mısran. Mısır'a inin gidin. Onun için Adem'in hubutu illa göklerden bir yerden yeryüzüne inmek manası ifade etmiyor. Bu işlerin hepsi bu yeryüzünde olmuştur. Bunu bilesin. Adem hataları yüzünden doğal hayatın egemen olduğu mutlu bir coğrafyadan, hayattan sıkıntılı bir hayata, diyalektiğin olduğu bir hayata geçirildi. Eksinin artının olduğu bir hayata geçirildi. Tamam, belki de o zaman dünya hani sembol olaraktan dedim ben size. Yani o ifadeler hep semboliktir. Yoksa oradan böyle asansörle falan buraya geldi veya
atıldı işte, düştü bir yere oradan kaldı. Böyle değil. Böyleyken dini sana ne yalanlatır? Allah yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi? Şimdi bakın, dini nasıl özetlemiş? İman, barışçıl hareket. Salih amel diyor. Salih sulh kökünden gelir, barış demek. Barışçıl hareket, insanlığın hayrına yönelik eylemler ve iman. Böyleyken dini sana ne yalanlatır? Ha, böyleyken din bunlar işte. Din bunlar. İnsanlığın hayrına barışçıl eylem üretmek ve iman. Zaten bu iş imansız olmaz. Şimdi iman dediğimiz zaman da İslami ıslahi manada imanla felsefi manada imanı birbirine katmayalım. Şimdi şöyle bir yanlış yapılıyor veya bir oyun oynanıyor. İnananlar, inanmayanlar. Mesela Türkiye'de bu aşağı yukarı oturmuş. Dinci takım inananlar, inanmayanlar ayrımını ne için yapıyor? İnanan kendileri, inanmayanlar da kendileri dışında kalan herkes. Hayır. Bu bir bühtandır, bu bir yanlıştır. Ha derse ki İslami manada iman, İslami manada inanmamak, bu doğru. Ama adam Hristiyanlığa inanıyor. Sen buna inanmayan adam nasıl dersin? Museviliğe inanıyor, nasıl dersin? Geçiyorum. Adam ateizme inanıyor. Ona da imansız diyemezsin. Onun da imanı o. Eski Yunan'da septikler vardı. Biz her şeyden şüphe ederiz, şüphe etmekten de şüphe ederiz. Onları eleştirirken diyorlar ki, sizin de şüphe etmediğiniz bir şey var. Sizin de bir imanınız var. Nedir o? Her şeyden şüphe etmek. Bakın o da bir iman. O da bir iman. Felsefi anlamda. İlginç. Şimdi burada tabii bu dinle diyanetle ilgisi olmayanlar da bu kazığı afiyetle yiyorlar, affedersin. İnananlar, inanmayanlar. Tabii bu yürütülüyor dincilik tarafından. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki onun mezhebine göre dini anlamadınız mı, inanmayan adam oluyorsunuz. Filan ayeti onun yorumladığı gibi yorumlamadınız mı, inanmayan adam oluyorsunuz. Geçen haftalarda gördük işte. Bizlerle ilgili söylenenleri. Ya kardeşim, adam üstelik Kur'an'a imanı var. Kur'an'ı, herhangi bir ayetini inkar etmiyor. Ya İslam mezheplerinin tümünün ittifakı var. Kur'an'ın herhangi bir ayetini veya tümünü inkar etmeyen adamın Kur'an'a getirdiği yorumlar onu tekfire gerekçe yapılamaz. İttifakla bütün mezhepler bunu kabul eder. Hayır, adam diyor ki bu ayeti benim yorumladığım gibi yorumlayacaksın, yoksa kafir olursun. Şimdi inananlar, inanmayanlar buralara kadar tırmandırılıyor. Adam camide görmediği adama inanmayan adam diyor. Peki İslam'ın inanç umdeleri içinde bir Müslüman mutlaka camiye abone olacaktır diyen bir beyan var mı? Ve üstelik de o camiler şirk ve bidat unsurlarıyla doldurulmuş ve orada namaz kılmamak kılmaktan daha sevap hale gelmişse beyefendi hazretleri. Kime yutturuyorsun bunları? Maun suresi kılınan camide ne işi var Müslüman muvahhid adamın? Sahabenin birçoğu gitmiyor Emevilerin camilerine. Bunlar Muhammedi sıfatını, vasfını kaybetmiştir diyor. Burada Muhammed'in bize tanıttığı namaz kılınmaz diyor Enes bin Malik.
Ya buna ne diyeceksin? Bu Yaşar Nuri değil, Enes bin Malik diyorum. Şimdi ben Enes bin Malik'i, onun bize verdiği ölçüyü, hani sahabenin her biri muktedabihti. Ben şimdi Enes bin Malik'e uyarsam kötü bir iş mi yapmış oluyorum? Nasıl iş? Nasıl laf ediyorsunuz? Kendisi gibi giymeyeni inanmayanı ilan ediyor. Her gün tıraş olan adamı inanmayanı ilan ediyor. Yani sonu yok ki. İnanan inanmayan hükmünü verecek tek kudret vardır Kur'an'a göre. Cenab-ı Hak. Eğer bir adam çıkıp da ben şuna inanmıyorum diyorsa, ha o adamın o sözü de onun için hüccet olarak aleyhine de kullanılabilir. Onun dışında sen adamın niyetini okuyarak, Hazreti Peygamber böyle bir durumda sahabisine diyor ki sen onun imansızlığına nereden hükmettin? Ama efendim konuşma diyor. Sen kalbini yarıp baktın mı diyor. Allah bana insanların kalbini yarıp bakmayı yasaklamıştır. Sana bu serbestliği kim verdi diyor. Hayatında ittifakla en öfkelendiği anekdottur o. Sana kim verdi bu yetkiyi diyor. Şimdi bu inanan inanmayan meselesini de böylece bir açıklığa kavuşturmuş olduk. Eğer kastedilen İslami manada inanmamaksa tasrih etmek lazım. Müslümanca inanmayan, İslami manada inanmayan dersen anlarız meseleyi. İnanmayan ne demek ya adam, ulan nereden çıkarıyorsun bunu, adam bal gibi inanıyor. Asırların kabullerine kafa tutarak hem de esas iman o. Sen adama nasıl inanmayan diyor, senin gibi inanmayan. Doğru, benim gibi inanmayan olur. Hocam Kureyş suresine geçelim mi? Ondan sonra Allah okuyalım, sonra hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Hafta için. He? Kureyş'e peki. Geçelim peki. Tamam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için, onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için bu evin Rabbine ibadet etsinler. Tamam. O Mekke müşriklerine hitap. Onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan. Bütün bu nimetleri size veren Cenab-ı Hakk'a diyor, nankörlük etmeyin. Zaten küfür kelimesinin asli anlamı nankörlüktür. İnsanın sıfatı olan kefur, nankör, o kökten geliyor. Gerçeği örterek nankörlük eden demektir. Şimdi Kafirun suresi de bu. Gerçeği örten nankörler. Kâhira'ya geçeyim mi? Ne? Kâhira. Değil mi? Kâhira. Peki. Kâhira. Kâhira. Tamam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kâhira, o şiddetli ses çıkararak çarpan. Nedir kâhira? Kâhira'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. Kâhira kıyametin bir başka adıdır. Fakat yine küresel afetler kitabında çok geniş anlattık. İleride yine gelecek. Kâhira aynı zamanda teknolojinin getirdiği felaketin, yıkımın, doğal hayata vurduğu darbenin de adıdır. Teknolojinin? Evet. Doğal hayata musallat ettiği felaketin de adıdır. Teknoloji, Kur'an diliyle konuşursak bir kâhira hadisesidir aynı zamanda. Suyu zehirliyor. Havayı zehirliyor. Gıdayı zehirliyor. Sessizliği yok ediyor, sükuneti yok ediyor. Ya. Ya ben New York'ta, ya gidip yerleştikten sonra tabii sıkıntı kalmadı. Çünkü kendi evimiz oldu. Otellerde kaldığım zaman, ki hepsi lüks,
seçkin oteller. Fakat o civarlarda mesela klimalar, nasıl dev klimalar varsa damlara konmuş, onlardan çıkan taciz edici korkunç bir ses. İfade edemem ben onu. Hiçbir hayvan sesi insanı öyle taciz etmez. Hiçbir doğal ses taciz etmez. Tam tersine insanı rahatlatır. Bu nasıl bir ses? İnsanın kılcal damarlarına kadar işliyor. Yani ben Karya'nın yorumları olarak onları gördüm. Şimdi siz İstanbul'da çok maşallah. O trafiğin sel gibi aktığı caddelerden birinin hemen yanında bir evde oturduğunuzu düşün. Hadi oturun. Tabii ki oturan çok kişi var ama stres halinde işte herkes. Oturun. Bir yandan 24 saat zehir soluyacaksınız. Egzoz gazlarının çıkardığı. Bir yandan o sesler. Ya sakin bir yerdeki hapishane onun üstüne cennettir. Orada sükunet var. Oturur kafanı dinlersin. İbadet edersin. Ne yaparsan yaparsın. Spor yaparsın falan. Ve o şimdi rezidanslar bilmem neler milyon dolarlarla satın alınıyor. Nasıl oturuyorlar orada? İnsanoğlunu teknoloji, İkbal buna konfora düşkünlük diyor. Çünkü teknoloji konfor getiriyor. Doğru. Fakat bir kaşık veriyor, sonra kepçelerle geri alıyor. İnsanı mahvediyor. Hocam çok kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra bu sureyi bitirelim. Bir de Hazreti Muhammed'in kabri yıkılacak mı tartışmaları var. Bir de ona girelim. Okuyacağım. Evet. Halimsiniz ya. Tamam hocam. Geçtik yayına. Ama o yani şey... Kötü bir şey mi dedi? Güzel bir şey dediniz ama ben öbür hakkı, hakkı teslim etmek. Ben öbür reklam arasında cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum. Unutturmayın lütfen. Bir taraftan iyi bir şey dediniz, bir taraftan hiç de iyi bir şey demediniz. Neyse devam edelim. O gün insanlar çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar didilmiş renkli yün gibi olur. İşte o gün tartıları ağır basan kişi, evet o kişi hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif çekenin ise anası Haviye'dir. Yani tartıları hafif çeken demek, iyilikleri kötülüklerine yenik düşen. Evet. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Haviye cehennemin adlarından biri, evet. Öyle mi? Evet. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Kızışmış bir ateştir. Ateş, narun hamiye. Yani bu evren bir gün sahibi tarafından bir silkenecek. Ve bu evrenin en değerli varlıklarından biri olan insan kendisine verilen hayatı nasıl kullandığının hesabını verecek. O hayatı veren onun hesabını soracak. Bu kadar. Şimdi onun yöntemiyle ilgili hangi manzaralar yaşanacak o hesaba giderken onları verdi. Çok duruyor bunun üzerinde Kur'an. Bak kaçıncı sure oldu burada bizim okuduğumuz. Doğru. Şimdi nerede kaldık? Kıyamet suresine kaldık. Aa, buyurun hocam. İşte. O da. Kıyamet suresine da. Artık önümüzdeki hafta hayırlısıyla. Bunu bugün bitiremeyiz, uzundur. Evet. Efendim? Çok da uzun değil de işte ama siz gönderme yapmadan yorumlarsanız bitirebiliriz haftaya. 40 ay. Ne kadar gönderme yapmasam bir şeyler söyleyeceğim değil mi? Ya? Tabii ki. Tabii. Gönderme yapmam. Neyse hocam. Bir şey bugün yok. Gönderme yaptın mı? Yaptım. Daha ne gönderiyorsun? Sizin yaptığınız göndermeyi merak ediyorum. Gönderme yapmadım. Neyse. Hocam şimdi şeyle ilgili bilmiyorum. Ben haberi okuyayım isterseniz size. Hazreti Muhammed'in kabri yıkılıyor mu tartışmaları var ya, onunla ilgili haber okuyayım.
Zaten siz de herhalde vakıfsınızdır ama bilmeyen izleyicilerimiz de olayı anlasınlar. Ona göre de sizden dün şeyden aradılar ve geçtiler onu bana, e-mail ettiler haberi. Okudum ama ben haberlere yetişme noktasında geç kalmıştım tabii. Olmadı, katılamadım. Üzüldüm de. Ama şimdi olayı biliyorum. Aslında bu olay sabah Suudların genelde bütün eski eserlere, özellikle de Osmanlı döneminden kalma eserlere karşı tavırları çok eskiye gidiyor. Bir okuyayım hocam. Oku. Suudi Arabistan dünyanın en önemli İslam miraslarından Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'ye buldozer sokmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın kutsal kent Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi yıkarak yeniden inşa edeceği ileri sürüldü. Mescid-i Nebevi'yi genişletme çalışmalarına hac ziyaretlerinin bittiği Kasım sonunda başlanacak. Uzmanlar Mescid-i Nebevi'yi genişletme çalışmaları sırasında Hazreti Muhammed'in kabrine zarar verilmesinden endişe ediyor. Bir tek taşına dokunursanız ordumu gönderirim. Hazreti Muhammed'in çok önemli. Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi ve yıkılmak istenmesinin 1926'da da gündeme gelmiş. Atatürk'ün Suudi kralına telgraf çekerek Vahabiler peygamberimizin mezarının tek bir taşına dokunurlarsa bütün orduyu güneye yığarım yazmıştı. Yani 1926'da da böyle bir şey gündeme gelmiş ve Atatürk de Suudi kralına telgraf çekerek Vahabiler peygamberimizin mezarının tek bir taşına dokunursa ordumla oraya gelirim demiş. Gelirim. Bu arada hocam ben bir şey de düzeltmek istiyorum. Geçenlerde isimlerle ilgili bir bir bilgi gelmiş diye bana. Orada ben melek isimleri diyeceğime peygamber isimleri demişim. Benim önümdeki not doğruydu. Ben yanlış okumuştum onu. Canlı yayın sırasında böyle şeyler çok normal. Onu da söyleyeyim dedim. Evet. Şimdi Mescid-i Nebevi, ya peygamberimizin mescidi deniyor. Tabi o peygamberimizin mescidi falan değil. Peygamberimizin ravzasının, Ravza-i Mutahara'nın bitişiğinde olduğu için Mescid-i Nebevi diyoruz ona. O mescid Medine'de bugün milyonların ibadet için girip çıktığı bir mekan. Zaman içinde genişletilmesi gerekebilir. Mescit olarak bunda hiçbir sıkıntı yok. Müslüman dünyayı bu konuda kaygılandıran bu değil. Suudluların daha önceki icraatlerini de değerlendirerek şöyle düşünüyor Müslüman dünya. Bunlar, biz Mescid-i Nebevi'yi genişleteceğiz ki bunda hiçbir sakınca yoktur diyecekler ve işi böyle başlatacaklar. Fakat sonra Ravza-i Mutahara'ya, peygamberimizin kabrine kabrinde tahribat yapacaklar veya onu operasyona tabi tutacaklar. Kaygı budur. Tutarlar mı, tutmazlar mı? Bilemeyiz. Yalnız şunu ben size söyleyeyim, teori tarafını. Bu Suudlu dindaşlarımızın bağlı oldukları Vahabilik mezhebi bu türbeler meselesinde, genelde türbeler meselesinde, mertçe ifade ediyorum, benim de aynen katıldığım bir anlayış taşıyorlar. Diyorlar ki İslam dünyasını bu türbecilik şirke bulaştırdı. Bana göre de el hak doğrudur. Bunu önlemek lazım. Bu bulaştığımız şirk kıyından köşesinden türbecilik vasıtasıyla ileride İslamiyeti istila edecektir. Böyle bir korkuları var.
Bu her Müslüman muvahhid adamın duyacağı bir korkudur. Bu bakımdan ben Suudlularla aynı düşünüyorum. Ama bunu yapacağız diye bütün tarihi tahrip etmek doğru mu? Ben de şimdi onu soracağım size. Bunları tahrip edip yerine otel yapmak. Şimdi sen diyorsun ki türbepere tamam müttefikiz. Güzel de Beytullah türbeperestlik içinde mütalaa edilecek bir mekan mıdır? Allah'ın benim evim tabirini kullandığı tek mekan. Siz bunun yanına getirmiş Kabe'yi orada güvercin yuvasına döndüren, yok eden adeta bilmem kaç katlı oteller yaptınız ve bu otellerin en üstlerine helikopterle gelip iniyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, bu otellerin bilmem kaçıncı katındaki tuvaletler Beytullah'ın damından şu kadar metre yukarıda, buna içiniz nasıl izin veriyor? Türbeyi mürbeyi bir kenara koyun, Beytullah'tan bahsediyoruz. Dünya şehircilik zihniyetlerini alın, en gelişmişlerini. Bunları önünüze koyup düşündüğünüz zaman Sabahcığım, Mekke'de Beytullah'ın damının yüksekliğini geçecek hiçbir binaya imkan vermemeleri lazımdı. Böyle korunurdu bu. Ve insanlar Mekke'ye girdikleri zaman daha manzarayı görür görmez dünyaları değişir ve bambaşka bir iklime, bambaşka bir aleme girdiklerini hissederlerdi. Böyle gerekirdi. Bugün Mekke'ye girdiğiniz zaman ya Beytullah denen yer nerededir diye soruyorsunuz. Bir küçük güvercin yuvası gibi böyle binaların arasında oralarda bir yerde kalmış. Şimdi Suudluların bir ifratı yok ederken düştükleri bir tefritin yarattığı kaygılar var. Şimdi Osmanlı'nın Beytullah'la münasebetlerine bakın. Genişletme o zaman da söz konusu olmuş ve genişletmiş Osmanlı. Yan kubbeciklerle namaz kılınan mekanı genişletmiş. Fakat dikkat edin, Osmanlı'nın yaptıkları hala orada. Şimdi onlar da yıkılacak bu durumda. Bu Mekke'de de Medine'de de. Beytullah'ın Kabe'nin damının yüksekliğinden bir santim yukarı çıkarmamıştır. Aşağıdadır. Şimdi Osmanlı'daki hassasiyet, Osmanlı'daki nezaket, Osmanlı'daki estetik dinle böyle barıştırıldı. Dine saygıyla böyle barıştırıldı. Şimdi burada yandaki otellere bakın. Helikopterle geliyor. İniyor o otellerin tepesine. Kabe'ye böyle bakıyor. Aşağıda tavaf eden binlerce, belki on binlerce Müslüman. Bu bir İslam hassasiyeti değil. Bu herkesi rahatsız ediyor. Ben nasıl Suudluların türbe perestliğe karşı tavırlarını destekliyorsam bütün ruhumla, bu hassasiyet noksanlarını da eleştiriyorum. Bunları dengelemek, bunları barıştırmak mümkün değil miydi? Mümkündü. Ama böyle yapmıyorum. Şimdi Medine'de de yapacakları bunları akla getirdiği için İslam dünyası rahatsız bunda. Yoksa mescidi genişletir. Ama bakın 1920'lerde Peygamberimizin mescidine karşı bir takım fikirler, türbesine karşı beslediler. Çünkü onlara göre peygamber türbesi de olsa şirkin sembolüdür.
kutsallaştırılmış bir türbe peygamberin de olsa yaşatılmamalıdır. Mezhebin talimatı budur. İbn-i Teymiye, Vahabiliğin bugün dayandığı temel fıkıh imamlarından biridir. İbn-i Teymiye asırlarca önce bunu teklif etti. Dedi ki, Mescid-i Nebevi ile peygamberin ravzasını birbirinden ayıralım. Mescid-i Nebevi'yi oradan kaldıralım, başka bir yerde inşa edelim. Çünkü Mescid-i Nebevi teranesiyle peygamberin türbesi ilahlaştırılıyor, tapınak haline getiriliyor. Bu İslam'a aykırıdır, bu şirktir dedi. İbn-i Teymiye. Er-Resail'inde bu var. Şimdi istesek buluruz buradan, kaynaklarıyla çıkarırız. Şimdi Suudların bağlı olduğu mezhebin gidip dayandığı fıkıh üstadlarından biri de, belki birincisi İbn-i Teymiye'dir. Bunlar bilindiği için şimdi biz Mescid-i Nebevi'yi genişleteceğiz deseler de onlar, hayır, bizzat Büyük Atatürk'ün de müdahalesini gerektirecek şekilde daha 1920'lerde yaptıklarını da düşünürseniz, yani nasıl rahatsız olmuş Mustafa Kemal? Telgraf çekmiş. Orduyla inerim oraya diyor. Orduyla oraya inerim diyor. Bugün bunu söyleyecek bir baba yiğit var mı? Din adına esip savuranlardan. Ödleri kopar. Bakın, yani bu arada onu da söyleyelim. Mustafa Kemal'in din ve peygamber konusunda bir hassasiyeti, bir tavrı daha çıkıyor ortaya. Hiç bunu gündem yapmadılar. Bunu ilk defa gündem yaptıklarında bunun belgesi arşivlerde var. Bunu yayınlamak istediler. O zaman 12 Eylül Amerikancı ihtilalinin adamları buna engel oldu. Hatta Nevzat Yalçıntaş, Profesör Nevzat Yalçıntaş hocanın, ki kitaplarıma da geçmiştir bu, bana ifade ettiğine göre hadiseyi yakından bilen, o belgeyi oradan o sıralarda yok ettiler diyor. Ben milletvekiliyken rica ettim. O zaman o işlere Babacan bakıyordu. O bakanlığın başındaydı. Bana izin verin, ben bu arşive gireyim. Ben buralarda şu 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 yıllar arasında bir araştırma yapmak istiyorum. Ya, ilim adamıyım, benim işim bu. İzin vermediler bana. İzin vermediler. O belgelerin yayınlanmasını, duyurulmasını istemiyorlar. Kimler istemiyor? Atatürk'ü dincilik adına din dışı göstermek isteyenler de istemiyor. Atatürk'ü dinsizlik adına din dışı göstermek isteyenler de istemiyor. İkisinin de hesabına uygun bu. Burada müttefiktirler. 70 senedir de bu ittifakları sürüyor. Bugün bu ittifak doruğa ulaşmıştır. Ve bu ittifak bugün emperyalizmin lehine çalışıyor. Şimdi siz çıkarır da Mustafa Kemal'in 1926'da Suudlulara Hazreti Peygamber'in kabrinde bir taşa dokunduğunuzu tespit edersem orduyla oraya inerim dediğini koyarsanız, siz bunun millette yaratacağı etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bunu sakladılar. Mustafa Kemal'i kitapsızlık adına din dışı göstermek isteyenlerle sahte din adına din dışı göstermek isteyenler ortaklaşa bunu sakladılar ve hala da bu devam ediyor. Daha böyle neler var? Yani ben durup dururken kalkıp da 3-4 cilt Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani boyutlarını niye yazayım? Benim tefsir çalışmam yıllardır orada yarım duruyor. Onu tamamlarım. Ama gördüm ki o tefsir çalışmasının bir devamıdır bu da.
Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani boyutlarını yazacaksınız. Mustafa Kemal'in tarihi şahsiyetini ortaya koyacaksınız. Mustafa Kemal'in imanını, şahsiyetini, misyonunu gölgeleyen haysiyetsiz üç kağıtları, oyunları deşifre edeceksiniz. Edilmemiştir bunlar. Daha İmam-ı Azam üzerinde oynanan oyunları yeni deşifre ediyoruz. Buyur. İmam-ı Azam'la ilgili binlerce kitap yazılmıştır. Ben niye 10 yılımı bu kitaba verdim? Kaynaklar ortada. O kaynaklardakilere göre İmam-ı Azam'ı yazmıyor adam. Yazarsa başka bir dünya çıkacak ortaya. Hocam başka bir konuya geçeceğim şimdi. Son dönemde bu organ bağışlarında çok büyük bir düşüş olmuş, biliyor ya musunuz? Dur şimdi organ. Allah'ım. Ama yani konularımızın da bitmesi lazım hocam. Ya sen beni tutturtacaksın sabah ya. Ben ne diyorum, sen organ bağış. Hocam ben gelene. Peki organ bağış. Siz tutturana kadar. Ama hocam çok ciddi bir konu bu. Bu görmüyor musunuz önümüzdeki bardakları? Organ bağışı, uşak şarkı, Kürdili İcazker şarkı. Ya şu esas mesajlar kaynayıp gidiyor ya. Hocam bitmedim, ben bitti zannettim. Peki. Bitmedi mi mesajınız? Döneriz gene. Çok zekisin, ben bunu biliyorum ya. 20 senedir tanıyorum seni. Ay estağfurullah. Hocam ben... Ama ben de zekiyim. Muhakkak hocam, benim hiç öyle zeki, öyle peki, iddialarım yok benim. Ama ben hani konu bitti zannediyorum söyleyecekleriniz. Onun için de bu da çok önemli peki, bir konu çünkü. Nedir? Organ bağışının azalması. Türk Böbrek Vakfı hazırlamış bunu. Bağışlanan her organ kurtarılır. Organ bağışına Diyanet. Diyanet de caizdir demedi mi? Evet. Çoktan defalarca söyledi. Teşvik etti. Evet. Hatta eski Diyanet İşleri Başkanlarından Tayyar Altıkulaç, ben organlarımı şimdiden bağışladım diye açıklama yaptı. Ben bağışladım, resmen bağışladım diye Tayyar Bey'in açıklaması var. Diyanet İşleri Başkanı, İlahiyat hocası. Ama birileri hala diyor ki, ben mezardan kalktığım zaman eksik organlarla mı kalkacağım? İşte zaten o konuyu ben de açığa kavuşturmamızı... Ya gevzek kardeşim, yapma etme gibi. Ne kardeşi? Etme gitme. Allah sana bir beden verecek. O bedenin nüvesini belki o çürümüş kemiklerinden senin alacak. Olsun, ona da bir şey demiyorum. Ama sana yeni bir beden verecek. Sen organ bağışlayıp filancaların hayatını kurtarmışsın diye seni cezalandıracak mı şimdi? Bedenini eksik mi verecek sana? O beden yeniden oluşturulacak. Nüvesi neyse ne? O beden orada çürümüş gitmiş. Onu yeniden oluşturacak Cenab-ı Hak. Onu oluşturmayı kudretinin alametlerinden biri olarak gösteriyor. Tamam da sen niye takıyorsun? Ben organı bağışlarsam eksik organla kalkarım bilmem ne diye. Bu ilkel bir animizmdir. Bu zihniyet ilkel dinlerde vardır. Totem ve tabuculukta. Animizmde, naturalizmde. Tevhid dininde böyle bir ilkellik olur mu ya? Hele bir de bunu kalkıyorlar haya etmeden Kur'an ayetlerine dayandırmaya. Ya gidin şuradan. Aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik yağdırır diyen bir kitabın ayetlerine sen bu hezeyanı dayandırabilir misin? Hocam hemen bir konuyla ilgili bandımızı izleyelim, ondan sonra devam edelim programa. Hayal kurmak güzeldir, gerçekleştirecek kadar ömrün varsa. Umut etmek güzeldir, sana inanan birileri varsa. Birlik olmak güzeldir, eline yüzlerce el uzanırsa. Bir ışık, bir ışık
sen tut beni yalnız, bırakma. Çok güzel bir bant olmuş gerçekten. Böbrek Vakfı'nın ellerine sağlık ki böyle bir şeyi teşvik ediyorlar. Hocam soru cevap bölümüne geçelim istiyorsanız. Birçok soru geliyor yine size her perşembe olduğu gibi. İlker Güvenç İstanbul'dan sormuş. İslamiyet'te zaman içinde batıl inanç olacak mı? Dolu. Dolu, evet, her tarafı kuşatmış. Olacak mı ne demek? Biz burada neleri konuşuyoruz? İzlemiyor herhalde bu hocam arkadaş. Hocam neden bu kadar çok batıl inanç var? Bu insanlığın kaderi. İnsanoğlu nasıl bir yapıysa iyiye ve güzele uzun süre teslim olamıyor. Yani şeytan diye bir kuvvet de var. O da boş durmuyor. Allah'a söylemiş. Ben bu Adem denen varlığın buna secde et dedin ya bana. Şeytan inadı işte buradan geliyor. Bu çamur ben ateşten yaratıldım diyor. Bu çamura mı secde edeceğim? Bu çamur, ben bunun ne mal olduğunu sana göstereceğim diyor. Allah'la böyle oturmuş pazarla. Bana mühlet ver diyor. İnsanoğlunun hayatta kaldığı süre içinde bana da bu izni ver. Ben bunun ne olduğunu sana göstereceğim. Cenab-ı Hak da diyor ki izni verdim sana. Benim yüreği sağlam, samimiyeti yerinde kullarımı saptıramayacaksın. Samimiyetsiz olanlarını saptırabilirsin ancak. Buyur diyor. Şimdi şeytan da boş durmuyor. Yani Kur'an'a bakın şimdi. Allah'ın vahyinden bahsediyor Kur'an, şeytanın vahyinden bahsediyor. Allah'ın velilerinden bahsediyor ki onlar müminlerdir. Şeytanın evliyasından bahsediyor. Şeytan evliyası, evliya-ı şeytan tabiri. Ve şeytan bu evliyasına vahiy gönderir. Sizi şöyle 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 yapsın diye. Şeytan boş durmuyor ki. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir diyor. Yani şeytanın oluğu da devamlı akıtıyor. Bu artı eksi. Bu mücadele devam ediyor. Dolayısıyla iyiyi ve güzeli gösteren peygamberlerin yolu devamlı surette dikenleniyor ve mesajları devamlı surette yozlaştırılıyor. Bu kadar peygamber niye geldi? Geliyor, düzeltiyor, gidiyor, arkadan onu yozlaştırıyorlar. Öbürü geliyor, düzeltiyor. Onu da yozlaştırıyor. Öbürü en son Hazreti Muhammed'e geliyor. Burada bir istisna var. Kur'an. Hiçbir peygambere Kur'an gibi bir mucize verilmemiştir. Kur'an ona gittiğiniz takdirde yeni bir peygambere ihtiyaç duymayacağınız şekilde sizi donatıyor, aydınlatıyor. Geçen söyledim, burada tekrar söyleyeyim. Kur'an'ı anlamak için, bu demektir ki anladığı dildeki tercümesinden, okuyan hakkıyla vicdanını vererek, ruhunu vererek, yoğunlaşarak okuyan insan sanki yeni bir peygamber gelmiş, ona dindeki yozlaştırmaları yeniden tasih ediyor, taptaze yepyeni düzeltilmiş bir din ediyor gibidir. Onun için diyoruz ki Kur'an'ı bir defa okumayın. Defalarca okuyun. Ben 40 senedir okuyorum. Hala müşküllerimi oradan çözüyorum. Okuyorum. Ben 24 saat
Benim işim bu tabir caizse. Aa, bu ayeti ben kaçırmışım gözümden. Ya ben bunu ezberledim. Bunu ezberlemek için binlerce kez okudum. Sadece ezberlemek için. En az 40 senedir de bunun ilmini, irfanını yapıyorum. Hatamla, sevabımla. Ben bunu diyorum. Şimdi öbür tarafta adamı alıyor. Bir yerden bir meal geçirmiş eline. O da ne kadar doğru. Çat pat okuyor biraz, geliyor. Hocam okudum da ben anlamadım. Aa vallahi dedim, ben 40 senedir okuyorum, hala anlamadığım yerler çok var. Yapma hocam, olur mu öyle şey? Evet aynen öyle. Hocam bir reklam arası verelim mi? Seni bir gün Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk milyonları nasıl şaşırttı? Yeni açmış güle döndüm. Sabah Tümer istedi. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk canlı yayında hangi şarkıyı okudu? Coştum şakıyım. Türkiye'nin profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ten büyük sürpriz. Dakikalar sonra Sabah Tümer'le bugün de. Can pazartesi seyredersiniz artık. Bu pazartesi mi? Pazartesi 5 Kasım'da. Seyredin. Bekliyorum yorumlarınızı, her şeyinize. Sorulara cevap vermeye geçelim hocam. Konya'dan Mehmet Cingöz sormuş. Atatürk'ün 1926 yılında Suudi yetkililere yazdığı mektubun aslı nerededir? Bu arada mektubun içeriğini de söyleyelim. O zamanlarda Hazreti Muhammed'in kabrinin yıkılacağı gündeme gelmiş ve Atatürk de telgraf çekmiş Suudi kralına. Peygamberimizin mezarının tek bir taşına dokunulursa bütün orduyu güneye yığarım diye. İstihbarat, istihbarat bilgisi. Atatürk öyle çok gündeme falan da düşmemiş. İstihbarat bunu öğreniyor. Hemen resmiyete koyuyor ve bildiriyor. Türk Devleti'nin yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyor ki böyle bir şeye teşebbüs eder. Ravza-i Mutahhara'nın bir taşına dokunursanız orduyla oraya inerim. Bu 12 Eylül ihtilalinden, Amerikancı ihtilalinden sonra bu arşivlerde çalışan bir insan bunu görüyor burada. Sanıyorum uluslu hükümeti mi var? Öyle. Bakın siz, ben size bunun esas ana kaynağını söyleyeyim. Siz Nevzat Yalçıntaş, Profesör Nevzat Yalçıntaş'ı bir gün çağırın. O size bunun bütün ayrıntılarını anlatsın. O hadiseyi biliyor. Koşuyor. O günkü ihtilal de değişik ithamlar altında falan filan ya. Belgeyi bulan zat bunu yukarı başbakanlık yetkililerine, belki başbakana, ben şimdi tam net konuşmayayım. Diyor ki ben böyle bir belge buldum, bunu hemen yayınlayalım. Atatürk'ün bu hareketini. Ne diyorlar biliyor musun? Ağzını açma ve belgeyi melgeyi de yayınlayıp mayınlamayacaksın. Böyle bir belge bulduğundan da bahsetme. Bu şahıs bunu şifahi olarak bir takım insanlara söylüyor. Söylediklerinden biri de Profesör Nevzat Yalçıntaş. Sonra belgenin peşine düşülüyor. Belgenin peşine düşenlerden biri de benim. Ne o gün o arşive, o belgeye ulaşma imkanı veriyorlar, ne de bugün. Belki de belgeyi yok ettiler orada. Şimdi yutayım onu söyleyecektim. Evet. Olabilir. Yok ettiler. Yani 12 Eylül ihtilalinin klasiklerinden biri olarak da bunu kaydedebiliriz. Yani
Türkiye'ye yaptığı kötülüklerden bana göre en büyüklerinden bir tanesi de budur. O belge yayınlanmaz. Ve ben bütün vicdanımla inanıyorum, benzeri daha onlarca belge vardır. Ya Atatürk'ü imansızlık adına din dışı göstermek isteyenler bunları yok etti, üstünü örttüler. Veya Atatürk'ü dincilikleri adına din dışı göstermek isteyenler. Demin de söyledim, ikisi çünkü bu konuda 70-80 senedir ittifak halindedirler. Üçüncü müttefikleri de Haçlı emperyalizmdir. Bugün de elhak üçü beraber çalışıyor. Sayelerinde cumhuriyeti savunmak bile suç olmaya başladı artık. Evet. Geçeyim mi hocam diğer soruya? Geç. Rize'den Sevgi Akıncı sormuş. Ecat Kalesi Kabe'yi korumak için yapılmıştı. Peki bunu neden yaptılar? Otel yaptılar yerini. İşte o demin helikopterle damına indiklerini. Evet o. Onu yıktı, yaptılar. Yani Osmanlı padişahları kendilerini sahibül harameyn, haremin yani Mekke ve Medine'nin sahibi diye anmıyorlardı. Yönetimlerindeki topraklar. Ama o topraklar söz konusu olduğu zaman Hadimül Haremeyn tabirini kullanıyorlar. Şimdi Osmanlı'nın aşılmaz büyüklükleri var. Korkunç hataları yanında aşılmaz büyüklükleri var. İşte bir tanesi. Kabe, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçileri diyor kendilerine Osmanlı padişahları. Bu anlayışla oraya hizmet götürdü. Ve tabii bunun uzantıları var. Anadolu'da sabanın peşinde bir tas çorba, bir parça ekmek elde etsin diye koşan Anadolu köylüsü, öbür tarafta Sürre alayları, deve yükleriyle altınlar gönderildi orada, kutsal toprakların kutsal insanlarına dağıtıldı. Nereden kutsal oluyormuş bu adamlar? He? Nereden kutsal oluyormuş? Şimdi bunlar da yapıldı ama Osmanlı Mekke'ye ve Medine'ye bu zihniyetle yaklaştı. Hizmetlerini bu zihniyete oturtarak yaptı. Suudlular mezheplerinin benim de çok takdir edip katıldığım çok güzel umdelerini bana göre sınırından taşırarak yanlışlar yaptılar. Yani putperestliğe gidişi yolunu kapatmak başkadır, tarihi katletmek başka. Ya sen Uhud şehitliğini nasıl yok edersin ya? Efendim burayı mabede dönüştür. Mabede dönüştürmelerini engelle kardeşim. Ama yani galiba orada dengeler kaydı. Yoksa Suudlular da bunları kötü niyetle filan yapmıyorlar. Yani bazıları diyor ki işte Osmanlı düşmanlığı için filan yapmıyorlar. O mezhebinin inanç icaplarını yerine getirmek için bunu yapıyor. Osmanlı değil, babası olsa yine aynı şeyi yapar. O kötü değil, ben onu kötülemiyorum. O bir imanın uzantısı. Fakat nerede duracağını bilmek de icap ediyor. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in... Onlar da Mescid-i Nebevi'nin içinde. Öyleymiş. Tabii. Yani bugünkü kaygı odur Sabahcığım. İslam dünyasındaki kaygı, Türkiye'deki kaygı. Bunlar... Mescidi genişleteceğiz der, hiçbir engel yoktur, genişletir. Bu makbul bir şeydir. Ama o arada tabir caizse tırnak içinde çaktırmadan Ravza-i Mutahhara'ya da zarar verecekler. Hatta bazıları işte onu da yıkacaklar falan.
O kadar ileri giderler mi bilemiyorum. Fakat 1926'daki Atatürk'ün de tarihi tanığı olduğu ve hatta kahramanı olduğu hadise çok önemli bir hadisedir. Atatürk o kaygıyı derinden duymadan, bir cumhurbaşkanı sıfatı olan Atatürk bir devletin başkanına o ultimatumu, o notayı göndermez. Bayağı nota. Tabii. Bugün kimsenin gücü onu imzalamaya yetmez. İşte çuval olayında biliyoruz. Olur böyle vakalar deyip geçtiler. Diğer bir soruya geçiyoruz hocam. Ankara'dan Gül Aykaç sormuş. 21 Kasım Maya takvimine göre dünyanın sonu deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Yok, dünyanın sonu falan olacağını düşünmüyorum. Onu çok konuştuk burada. O Mayalar hocam... O sembolik bir şeydir. Yani evet. Mayaları ben önemsiyorum. Ben de önemsiyorum. Yani o evet, o fasafiso değil ama o bizim anladığımız manada bir kıyametin kopuşu değil. O orada bir sembolik bir şeydir o neyse. Belki hani... 2012'ye geldik işte. Bitiyor hocam, ne gelmesi? Şimdi bitiyor evet. Yani çoktan geldik. İster misin tövbe ya Rabbim? Korkunç bir deprem dünyanın bir yerinde olsun o günlerde de filan, onun sembolü olsun bu ifade. Bilemiyoruz. Tabii ki bilemiyoruz ama hani Mayaların söylemek istendiği bu şekilde algılanan, hani dünyanın sonu geliyor 21'inde, işte 21 Kasım'da kıyamet kopacak falan gibi bir şey değil zaten. Daha yeni bir uyanışa geçileceği. Ya o Mayaların da zaten kendi içinde bir yanıldıkları yer çıktı bunda. Yani yanlış anlaşıldıkları yer çıktı daha doğrusu bildiğim kadarıyla. Ve yeni bir uyanışa geçileceği, yeni algıların, belki daha telepatinin ön plana çıkacağı bir döneme geçilecek yani. Bir espri yapayım mı? Espri ama anlamlı tam bir yerin, espri. Tam yerinde mi? İki ay, üç ay içinde benim şirk kitabı çıkacak. Mesela o da bir kıyamettir. Mayalar... Mayaların evet söylemleri buraya da çekilebilir. Gerçekten bir kıyamet olacaktır. Yani Maun suresi de öyleydi. Hocam bir 60 saniye istiyorum, ondan sonra bu konuya devam ediyorum. İddiaya göre gitti hocam, yani artık dünyalar dişil enerjiye geçti ya dünya. O enerji de Güney Amerika'ya gitti. Bugün okudum gazetede, çok kıskandım, Yılmaz Erdoğan gidecekmiş 21 Kasım, bilmiyorum iddiaya göre doğru mu değil mi de. Vallahi ben... Meksika'da olacakmış. Çıkacak olan şirk kitabının da o kıyamet cümlesinde olduğunu kabul ediyorum. Hocam siz başka bir kitap çıkartacaktınız. Araya mı soktunuz bunu? Başka bir şey çıkmayacak mıydı? Çıkar. Nehir akıyor. Nehir akar. Su yolunu buluyor hocam. Kimi alır içer, kimi sebzesini sular, kimi çamaşırını yıkar, kimi yüzünü yıkar. Kimi yemeğini pişirir. Nehir akıyor. Nehir 40 yıldır akıyor. Büyüyerek akıyor. Gürül gürül. Ama nehirin bazı yerlerinde böyle iyice belirginleşen ve beni artık al çıkar halkın önüne diyen dosyaları ben alıp yayınlıyorum. Şirk tabii çok hayati kitaplarımdan biridir. Büyük ihtimalle şirkten sonra Ebu Zer yayınlanır. Çünkü o da böyle kabarcıkları çıkıyor onun da suyun içinde. Ha. Hatıralarımı yayınlayayım. Onu mu yayınlayacaksın? Yani bir gün yayınlanacak. Oo. Hocam o daha büyük bir şey olabilir. Ay konuşamadım, sorum almış. Yok, o benden sonra yayınlansın, boşver. Ne diyorsun? Benden sonra Tuğba mı diyorsunuz? Hayır. Ya benden sonra yayınlar. Çünkü onun içinde neler var neler. E tamam hocam, siz buradayken siz görün onun yani nasıl yankı bulduğunu falan. Ben görüyorum ne olacağını. Oy. Oy hocam. Yukarıdan da görürüz. Sade buradan görülmez.
Öyle mi? O beklesin. Daha yayınlanacak çok şey var. Tamam. Siz kendiniz için en doğrusunu bilirsiniz. Aa, gittim okuyacak. Ha, Gürsel Topal Kayseri'den sormuş. Kur'an'da Maya takvimine benzer kıyametle ilgili ipuçları ve uyarılar var mı? Ya işte kıyametle ilgili ayetlerini burada okuyup söylüyoruz. Ben Maya takvimi uzmanı değilim. Onlar, ne biliyorsunuz hocam Mayalarla ilgili? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama eski medeniyetlerin de fasafiso filan olmadığını biliyorum. Evet. Yani öyle batı benden başka medeniyet yok filan, onları geç. Onlar o laf, o batının ukalalığı. Hayır, Mayalara ne? Her medeniyetin başka medeniyetler tarafından egale edilemeyecek bir, en az bir özelliği mutlaka var. Bu Kur'an'ın tezidir. André Malraux, Fransız düşünürü, yüzyıla damga vuran adamlardan biridir. Hem politikacıdır. 8 yıl Kültür Bakanlığı yaptı Fransa'da. De Gaulle'ün yakınlarından biri. Bakın, Fransa'da André Malraux gibi bir adam, yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri, filozof. Kültür Bakanlığı yapmış. Acaba André Malraux'un Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarını okuyup anlayacak Kültür Bakanı var mı bizde? Benim tanıdığım dönemde bir tane olmadı. Yani ben kariyeri felsefe olan bir profesör. Bu sıfatla söylüyorum. Herkese saygım baki. Bakın, o adam Fransa'da Kültür Bakanlığı yaptı 8 yıl. 13 yıl politika yaptı De Gaulle'de. André Malraux diyor ki, Tokyo mektupları diye, öyle adı mektuplar ama muhteşem bir eserdir. Tokyo mektuplarında diyor ki, bu yüzyılın, 20. yüzyılın en büyük keşfi atomun parçalanması değildir diyor. Nedir? Neymiş biliyor musun? Batı'nın kendisi dışında da büyük medeniyetler olduğunu kabul zorunda kalmasıdır. Batı öyle bir ukala, öyle bir firavun ukalalığı taşıyor ki, benden başka medeniyet yok diyor. Zamanı ben belirleyeceğim. Milattan önce, milattan sonra. Her şey bana göre ayarlanacak. André Malraux diyor ki, dur bakalım. Öyle değil. Malraux'un dediği Kur'an'ın tezinin zayıf bir terennümüdür. Kur'an diyor ki, her medeniyetin, insanlık tarihi boyunca, her medeniyetin başka hiçbir medeniyet tarafından egale edilemeyecek en az bir meziyeti vardır. Bulun çıkarın. Kur'an İbn Haldun'da da görüyoruz. Niçin insanlığı eskiyi, tarihin kalıntılarını incelemeye itiyor? Yeryüzünü dolaşın, altını üstünü tetkik edin. Allah'ın ayetleri var burada diyor. Firavun'un mumyasını Allah'ın ayetleri diye İçinde gören bir kitap. Firavun'un mumyasını, seni biz boğmadık suda. Boğmadık dediği boğuldu. Mumyası kaldı geriye. Mumyalandı. Bunu bıraktık insanlara ki Allah'ın ayetlerinden biri olarak seni tetkik etsinler. Kur'an'ın parçalarına ayet diyor kendisi. Firavun'un mumyasına da ayet diyor. Onu da inceleyeceksin, onu da. Kaldı ki İslam dünyası Kur'an'ın ayetlerini inceliyor mu? Efendi diye putlaştırdığı adamların kitaplarından Kur'an'a 1000 senedir sıra gelmedi. Adam hezeyan savuruyor bugün. Bizim efendinin, üstadın kitapları Kur'an'ı tasdikliyor diyor. Şirk. Şirk deklarasyonu. Kur'an bizim efendiyi tasdikliyor demiyor. Bizim efendi Kur'an'ı tasdikliyor diyor. Yani Kur'an düğün mertebede.
sana doğru bakıyorum. Sen bunları anladığın için bakmıyorum yani. Usulen bakıyorum. Çünkü bunlar hakikaten seni zorlayacak konular. Bunu kabul ediyorum. Evet, hayır hocam, ondan değil. Bana bakınca ben üstüme alınıyorum ya. Yani siz usulen kameraya bakmaya kendiniz alıştırsanız daha çok sevineceğim. Sen rahat ol. Bir şeyinden vallahi hiç öyle bağırırken sen bana, burada bağırırken bana bakıyorsun. Sen burada milyonların önünde Kur'an okuyorsun. Doğru. Allah sana bunu lütfetmiş, buraya gelmiş. Ben de bundan büyük haz duyuyorum. Teşekkür ederim hocam, ben de öyle. Ha, şimdi onun için sen benim bu konulardaki kültürüme, bilgime, vukufuma ortak olamazsın. Bunu kimse senden beklemez. Tabii ki. Sen rahat ol. Sen geldiğin yere bak. Bak, biraz daha devam ettik mi neredeyse Kur'an hatmi indireceksin bu gidişte. Bak, bu büyük bir mazhariyet. Onu istiyorum ama siz biraz yavaş olduğunuz için. Ama indireceğin hatim de tam hatim olacak. Teemmüllü hatim. O da doğru. Tedebbürlü hatim. Kur'an diyor ki tedebbürle beni okuyun. Ne dediğimi derin derin düşünerek okuyun. Allah'ın zalimleri Anadolu halkına Kur'an'ı kendi dilinde okutmamışlar. Ya nasıl tedebbür edecek? Kur'an bağırıyor yüzlerce ayetinde. Tedebbür, tedebbür, tedebbür. Ne dediğimi düşün. Ya adam ne dediğini nasıl düşünecek? Adama Arapça kelimeleri telaffuz et, sevap al, gerisine karışma demişsin, bitti. Nasıl tedebbür edecek? Senin dinin kitabın yok mu? Sen nasıl Kur'an'ı benim kitabım diye tanıtıyorsun ya? Kur'an'ın dediği ortada. Ve bunu saklamak için de Kur'an hakkı ile tercüme edilemez. Ya Kur'an'ın yapılan tercümeyi Kur'an'ın yerine koyan biri mi var? Böyle biri tarihte hiç görülmemiş. Ben Kur'an'ı tercüme etmişim. İşte Türk dilinde en çok satılan tercüme. 300 küsür baskı yapmış. Şimdi bu benim tercümem, bunun bak adı üstünde. Surelerin iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim meali. Buna Kur'an diyen bir tane ahmak bir sersem çıktı mı bugüne? Kur'an vahyedildiği şekliyle Kur'an'dır. Tamam, o ayrı bir iş. Ama benim halkım buradan okuyacak Kur'an'ı ki Kur'an'ın içinde ne olduğunu anlasın. Okuyacak, anlayacak, onu yasakladılar. Sen şimdi Kur'an'ın içinde ne var benim dinimin kitabında merak edip de anlamak, okumak için 10-15 yılını verip de Arapça mı öğreneceksin? 6 milyar insan Arapça mı öğrenecek Kur'an'ı anlamak için? Doğru. Yeni soru geldi hocam. Evet. Hocam tesbihiniz nerede? Sen merak etme, ben gayet rahatım. Şuna bakar mısın? Hayır, belki şu anda. Şuna bakar mısın? Çok güzel hocam. Çok güzel bir kendi var. Edirne'den Zeynep Kaygısı şimdi sormuş. Şimdi bir dakika şu hocam, tesbih işinde ve söyleyeceğim. Bu kerivar son zamanlarda gene hediye. Biz koleksiyona alıp koyuyoruz bunları. Şimdi nasıl oluyor bu biliyor musun? Bunu çekiyor arkadaşı, görüyorum. Dostum, yakınım, neyse. Böyle bir 4-5 dakika konsantre olarak tesbihe bakıyorum. Arkadaşınızın elindekine mi? Evet, çekerken. Ne oluyorsa oluyor. Hocam, bu size yakışır. Siz tesbihi seviyorsunuz. Ben bunu size hediye ediyorum. Ay hocam, ne biçim bakıyorsunuz öyle, ayıp değil mi ayol? Bak dikkat et, sana da öyle bakarım. Ondan dedim zaten. Ama yok. Tövbe tövbe. Babamın bu konuda benim bakışlarımla ilgili bir sözü var ama diyemem onu. Hocam mesela ben başkasının bir şeyini almayı hiç sevmem. Siz niye alıyorsunuz ben ki? Ben almıyorum yani kimsenin bir şeyini. Ben hayatımda kimseden bir şey istemedim. Eğer verince alıyorsunuz, ben verince Allah de almam. Allah, adam diyor ki bu sizin koleksiyonunuzda ölümsüzleşir. Ben bunu diyor ya kaybederim, ya çaldırırım, ya çarptırırım. Şimdi adam bunu hocam ya, ama siz öyle bir bakıyorsunuz ki adam belki de gözünüz kalmasın diye veriyor. Allah Allah. Niye gözüm kalsın? Ben hayranlıkla adamın tesbihi çekişine bakıyorum. Veya neyse bakıyorum.
Neyse hocam. Sen şimdi neyse. Ben buraya ya. Bakayım. Sen şimdi, şükret. Hayır, hocam ondan demiyorum. Sen ondan benim bakışımdan bir zarar gördün mü bugüne kadar? Sizin bakışınızdan niye zarar göreyim senin. Hocam var. Tamam. Ben sizin kızını sayılırım. Rahmet bakışıdır, merak etme. Ama bazı şeyleri de bana getirici bir mıknatıs özelliği olabilir. Olsun. Öğretseniz hocam öyle şey. Tabii, hocam bir zaman Uzundağ'da uzun sırık duasına takmıştın, şimdi de buna mı taktın? Hep bana ya. Aa. Yani bilgilerinizi paylaşıyorsunuz ama her şey de değil. Soruyu sorayım. Edirne'den Zeynep Kaygısı sormuş hocam. 21 Kasım tarihindeki seyahatleri... 21 Kasım... 21 Kasım tarihinde seyahatlerini erteleyenler var. Bu ne kadar doğru demiş. 10 saniye sonra hocam kapak atacağız. Senin kulağına yukarıdan bir şeyler söyleniyor. Gülmen boşuna değil. Hocam anladınız mı soruyu? Ya seyahat etsin edelim. Şimdi insanlar tabii ki haklı. Benim de 21 Kasım bir seyahatim olsa ben de erteleyebilirim yani. Hani bu kadar adamlar demiş ne olacağını da bilmiyorsun falan gibi psikoloji olabilir yani insanda. 21 Kasım hangi güne geliyor? Bilmem ne güne geliyor 21 Kasım var mı? Bu, bir dakika kalbim? Perşembe bugün biri, çarşambaya geliyor. 22 Perşembe çünkü. Çarşambaya evet, geliyor. Hocam. Bizim program da yok o gün. Yani evden çıkmayalım mı diyorsun? Ha, ben bir şey demiyorum hocam. Ben mecburen işe geleceğim yani. Söyleyeyim bakayım ben. Ben bir kere yaptım öyle bant çektim işe gitmeyeyim diye. Bir zamanlar. Böyle bir şey inançlar yüzünden. Ha, sonra bir daha tövbe ettim. Sen buna da tövbe et. Yok canım bunda şaka yapıyorum zaten. Ama hani insan psikolojisi hocam etkileniyorsun tabii ki. Yani. Bangır bangır bağırıyorlar, bütün her yer bir şeyler yazıyor, tamam onlar. Şu mayalarla ilgili bir şeyler yapalım biz bu aralar. 21 Kasım'a doğru. Oradaki kıyamet başka bir şeydir. Başka bir şey zaten. Fakat onun algılanışı her... zaten 2012 dendi işte. 2000 geçen süreç içerisinde şimdi aslında daha çok biliniyor bazı şeyler. Eskiden bu kadar teknoloji yoktu. Bu kadar dünyanın her yerine devamlı evet. Deprem olduğunu, evet. Afet olduğunu bilmiyorduk. Şu anda daha fazla biliyoruz. Ve hani 2012 adı altında daha bir alert olduğumuz için daha çok gene mi olmuş bak 2012 diyoruz. Bunu da bilemiyoruz ama ne dersiniz şimdi buna? Kıyametler koparacak olaylar olabilir. Devrim niteliğinde olaylar olabilir. Şirk kitabı da bir devrimdir mesela. O da yayınlanacak. Tekrar söylüyorum. O da bir kıyamet alameti. Ne zaman çıkacak o kitap? 21 Kasım mı? Ya kitap bitti. Şimdi son bir daha okuyorum. Rötuşlarını yapıyorum. Bu hafta bitirin bari. Rötuşlarını yapıyorum. Ondan sonra gidecek matbaaya. Tabii indeksi şusu busu gene nereden baksan bir ay. Rötuşları yaparken bir şey çıkıyor. Bir tarih çıkıyor sabahcığım. Bir tarih. O tarihte tereddüdüm var. Onu düzeltmek için bakıyorum. Kaynak taraması yapıyorum. Uğraşıyorum. Bazen 20 günümü alıyor. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Yani bizzat. Kim yapabilir? Bunda vekalet veremezsiniz kimseye. Hayır, gelen e-maillere yani cevap versinler diye vekalet veriyorum yardımcım olan insanlara. Başıma bir yığın sıkıntı çıkıyor. Ama siz bakın şimdi hocam sizin yerinize cevap verilmesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü sizin kafanızda hayır, benim kafam aynı çalışıyor. Belli şeylerde. Siz bana da versiniz o vekaleti ben size adınıza cevap veremem belli yani. Belli şeylerde çok özellerde değil. Ama bunda hani git bakayım çocuğum şu tarihi araştır diyebilirsiniz yani. Nasıl araştıracak? Böyle şu tarihi araştır gibi bir şey olsa zaten o beni 20 gün niye uğraştırsın ya? Benim binlerce kitap kendi oturduğum evde var. Ben oradan çıkarırım onu zaten. Kütüphanelere taşınıyorum. Yazmalara giriyorum. Oradan onu hani... Across examination tabiri var ya İngilizce'de.
böyle çapraz sorgulamalarla o tarihin doğruluğunu, bir tarih, bir ölüm tarihi filan veya neyse, bir örnek verdim. Bu başka bir olay da olabilir. Öyle bir şey çıkmasa kitapta, öyle bir problem yaşamasak, bir ay içinde filan kitap matbaada olur. Tamam, hayırlısı zaten inşallah. 21 Kasım neye geliyor dediniz? Çarşambaya mı? Çarşambaya, öyle ya. 22'sine yarısıyla burada olacağız hocam. 22'sinde burada olacağız tabii ya. Tabii. Bakacağız. Gene değerlendiririz. Gene değerlendiririz. Aynen, o zamana kadar ben de birkaç kitap okuyayım da. Öyle bir değerlendiririz. Tabii aklıma başka kıyamet sayılacak şeyler de geliyor da şimdi demiyorum onları. Demeyelim. Artık program iyice espriye boğulur. Söylemeyeyim. Gerekiyor. Hocam, hazır öyle şey demişken, şu geçen hafta bayram günü o çok güzel okudunuz o şarkıyı. Vallahi program... güzel okuyamamışım. Yapma ya. Hocam seyredelim bakalım. Ya güzel, güzel yani, ana hatlarıyla yani, güzel de. Yani, hocam ya her şey çok doğal akışında oldu. Ne bir saz var ne bir şey var. Durup durduğunuz yerde uşak makamı dediniz. Yukarıdan gönderdiler, okumaya başladınız hani. Gönderdi de ne gönderdi? Ya bir de tutup bana arkadaşlar bir daha yapmayın gözünüzü, neyle bana ses perde gönderiyor, neyle ya olacak hocam, şey. Nereden bilsinler ya? Aa, siz de sanki biz devam böyle şeyler yapıyormuşuz gibi. Nasıl neyle gönderiyorsunuz? Bir seyredelim hocam, bakalım nasıl söylemişsiniz. Bu şarkıyı Saadettin Kaynak'ın. Yeni açmış güle döndüm, gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm. Coştum şakıyıp, aşk okuyan bülbüle döndüm. Tamamını okuyacağım mı? Yani. Hocam öpeceğim sizi. Ne güzel, güzel okudunuz valla. Ha nerede bunlar? Dur. Kalkamadım. Hocam valla çok güzel okudunuz. Canım. Çok teşekkür ederim. Dur tamamlayalım şunu şimdi. Beni de soktun şeye şimdi. Onun meyanına geldik. Şimdi ona nasıl gireceğiz? Coştum şakıyıp, aşk okuyan bülbüle döndüm. Şimdi meyanı bakayım yapabilecek miyim? Dur kardeşim dur. Bak ayrılık.
Şimdi karanlık bucağında, bir boyun bar yanık. Ters söyledi. Bir bar yanık, boynu bükük, sümbüle döndüm. Bir bar yanık, şimdi oldu. Boynu bükük, sümbüle döndü. Hocam vallahi ya fena da değil ha. Fena da değil değil. Orada yani güfteyi karıştırdım. Ya hocam, bir bağrı yanık, boynu bükük, sümbülü, ters söyledim. Ters söyleme, güfte. Güfte yanlış okundu mu ben fıttırıyorum. Kendim de bak ters okudum. Bir tek güfte yanlış okununca mı fıttırıyorsunuz zannediyorsunuz? Hayır. Güfteyi yanlış okuyanı ben dinlemiyorum zaten. Şaka yapayım. Hocam bir şey düzeltmem lazım. Yani izleyicimiz yazmış. Şimdi, 21 Kasım diye yazmıştı. Evet. 21 Kasım diye söyledim. Hatta ben de biliyordum 21 Aralık olduğunu. Boş bulundum valla. 21 Aralık 21 Aralık ya Kasım diye yanlış söyledim. Neyse zaten ne olsa olur, hurafe o öyle değil. Hayır ondan değil yani. Hani onu da düzeltelim insanlar 21 Kasım'da panik olmasınlar. Ha 21 Aralık. Doğru Aralık'tı. 21 Aralık. Bazen bilince de siz de takviminize iyi bakın düzeltin diyor Özgür. Merak etme. Onun için bazen işte böyle boş bulunabiliyoruz. Hocam şimdi programın başına dedik ya başım güzel de okumuşsunuz. Şöyle bir alalım mı sizden bir Kürdili İcazkar makamında bir şarkı? Kürdili İcazkar bundan rahat okunur. Dün dinledim Nazlı Hanım o güzel okuyor onu. Neyi hocam? Dedim ya Necdet, rahmetli Necdet Tokatlıoğlu'nun bir şarkısını. Söyleyelim mi? Bu ateşi sen yaktın içime. Yani sen söndüreceksin. Gel de sen söndür. Bu mu? İnşallah yüksek bir yerde bırakmasın. Benim sesime uygun bir yer olur. Gidip bügahta filan bırakacak. Ben giremem oradan onu bu sesle. Hocam ben anlamıyorum ki ne dediğinizi. Tamam. İstediğiniz yerden girseniz olmuyor. Bir dakika. Olmasa kendim icat ederim onun perdesini. Canlı okuyacak şarkı Özgür. Bu ne ya? Bu Kürdili İcazkar mı bu ya? Özgür Kürdili İcazkar mı bu diyor hocam? Abicim. Abicim sen durdur şunu. Durdur. Bunun nerede neyi bırakacağı tamam. Durdur bunu. Ben kendim perdemi icat edeyim. Ras perdesi lazım. Bu yüksekten veriyor. Benim sesimin etine budune. Giremem ben oradan. Efendim. Ne demiştik? Bu ateşi sen yaktın işi ben. Bu ateşi bana sorarsanız yaktığın ateşi yaktığın gibi söndür. Bu ateşi sen yaktın. Bu ateşi sen yaktın içime. Gel de sen söndür. Gel de sen söndür. Bu ateşi sen yaktın içime. Gel de sen söndür, gel de sen söndür. Geçti hasretinle yıllarım,
hadi geri döndür, hadi geri döndür. Bakıyorum yıllardır yoluna, gel beni güldür, gel beni güldür. Geçti hasretinle yılların, hadi geri döndür, hadi geri döndür. Sazsız bu kadar. Hançereyi saz teşvik ve tahrik edecek. Ezbere bu kadar olur. E tamam hocam, bir şey demedim ki ben. Yani. Ya. Gayet de güzel okuyorsunuz hocam yani. Kürdeli asker. Daha mı kolaydır kürdeli asker okuman? Başka söz söylemem aşktan yana ben. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Bu da Alaaddin Yavaşcan'ın. Bu da muhteşem. Ömrümce baş koydum güzelliğine. Ömrümce baş koydum güzelliğine. Azatsız köleyim, bil ki sana ben. Azatsız köleyim, bil ki sana ben. Kürdili asker böyle gider. Evet. Hocam çok iyi. Değil mi? Bir tek bana öyle gelmiyor. Ne diyorsunuz? Çok iyi değil miydi? Bak bizim ses şerifler, herkes alkışlıyor. Ya dibi yok, başı yok. Ses yok. Hazırlık yok. Şimdi hançere beslenecek seslerle. Şimdi birisi burada dolanırken biraz mırıldansa o hançereyi hazırlar. Bu çok daha güzel okunur. Şimdi sıfır. Sıfır ses, sıfır teşvik. Keşke ben reklam arasında size sorsaydım ne şarkı okuyacaksınız diye de ona göre o hazırlasaydık. Ama şimdi bir oldu dakika. Oldu mu bu? Şimdi bunu bilemez. Arkadaş oradan Kürt dileyeceğiz gel diye basıyor. Çoğu da yanlış basıyorlar. Başka bir makam. Apo ne yapsan yarın. Şimdi bir dakika. Ama onu adam biri için çalmış. Kim için? Yani kim için çalmışsa. Şimdi düşünelim. Mustafa Sağ Yaşar için taksim yapmış adam. O girecek. Ha. Ya hocam, o ses nerede benim? Ya. Sizin istediğiniz bir şey girelim. Tamam yeter ya işte tamam. Tamam tamam dur orada dur dur. Dur dur. Dur dur dur. Hey hey. Bağ kamışa su ne yap
yaşasın yanmışa. Bunlar bak hep küllü asker. Ben bilmiyorum Hakan hocam, yani açıkça ben söyleyeyim. Birkaç bir ara piyano çalıyordun da piyano ayrı bir iş. Işte. Ben piyano çalmıyorum. Yani ders aldım. Şurada bir güdük piyano vardı. Mesela ondan ses mes alabilirdik. Onu da kaldırmışlar piyano. Orada. Ne oldu bizim piyanomuz? Gerçekten. Vardı bir piyanomuz. Evlere şenlik bir piyanoydu şurada. Olsun hocam. Onu, orada ben tek şey çalıyorum. Mihrabım diyerek. Of. Siz onları sevmiyorsunuz tabii değil mi? Öyle, o da Saadettin Kaynağı'nı. Biliyorum. Ama ben hiç dinlemem onu. İşte bu bak yeşil yeşil, yok o ağacın altında falan. Hem de yazmaz mı? Siz daha ağır seviyorsunuz. Ya ağır. Sizde tarzlarımız farklı. Ağır, ağır meselesi değil, ağır. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısı ağır bir şarkı mı? Yeni, son derece yaşayan Türkçe. O değil. Hocam onu şey yapalım, sizinle konuşalım daha sonra, organize edelim burada güzel bir fasıl günü. Sen fasıl günü ya öyle bir şey yaparsan Nazlı Kanaat Hanım'ı çağır bir defa. Tamam hocam. Bir bak ses nasıl, icra nasıl olmuş. Yaparsak hocam sizinle beraber yaparız zaten. Tamam, size ben gelirim. Ben müziğin olduğu yerde ben varım her zaman. Tamam. Hele Nazlı Hanım okursa yürüyerek gelirim. Tabii. Neyse ben kapatayım, sonra sorayım sorularımı hocam. Peki. Programı. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.